Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yaşam ve Madeni sunar. Merhaba sevgili seyirciler. Yepyeni bir Yaşam ve Maden programına hoş geldiniz efendim. Bugün ana konumuz sürdürülebilir gelecek için sorumlu madencilik. Bunu kimlerle konuşacağız? Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Sayın Ali Emiroğlu. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Şebnem. Bir de Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği Genel Başkanı ve Ekonomi Gazetecisi Sayın Celal Toprak. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Ali Bey, siz daha önce ağırladık. Türkiye Madenciler Derneği'ni biliyoruz. Fakat Celal Bey'in başkanı olduğu Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği'ni pek bilmeyenler, hani bizim gibiler, yeni öğrendik. Biraz açıklayabilir misiniz, neler yapıyorsunuz dernek olarak? Tabii, yani bu gördüğünüz gibi işte madencilik konumuz şimdi. Bunun gibi sektörel konulara muhatap olmaya çalışıyoruz. O konularda fikir üretip ortak akıl oluşturmaya çalışıyoruz. Yaklaşık 15 yıldır bunu farklı farklı sektörlerde yaptık, yapmaya da devam edeceğiz önümüzdeki günlerde. Yani iş insanlarıyla, iş dünyasıyla birlikteyiz ve onların sektörlerinin içinde, yani o geleceğe ışık tutmaya, o konuda yeni arayışlar oluşturmaya çaba gösteriyoruz. Bugünkü konumuza da farklı bir bakış açısıyla yorumlar yapabileceğinizi umuyoruz, tahmin ediyoruz. Farklı bakıyoruz. Yorumlarınızı zaten farklı bakıyorsunuz. O yüzden sizin de önerileriniz, değerlendirmeniz bizim için önemli olacak. Yani madencilerin dışında farklı bakan ender sivil toplum kuruluşlarındanız. Evet, çok güzel söylediniz. Doğru, hadi bakalım o zaman. Şimdi konumuza geçmeden önce 15-17 Aralık'ta Maden Türkiye 2022 Fuarı düzenlenildi. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde. Fuarla eş zamanlı olarak da 17. Uluslararası Cevher Hazırlama Sempozyumu da gerçekleşti. Bloomberg HT'nin ve Cimcime Medya'nın medya partneri olduğu fuar ve sempozyumla ilgili de şimdi görüntüler gelecek. Sonra üzerine konuşalım. Maden Türkiye Fuarı kapılarını ziyaretçilerine 10. kez açtı. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Başkanı Profesör Doktor Güven Önal, fuarın geldiği seviyelerden memnun olduklarını söyledi. Madencilik sektörü gerçekte bir ülkenin en önde gelen sektördür. Çünkü madencilik olmadan hiçbir şey olmaz. Fuar 10 yıldır devam ediyor. Bu defa yaptığımız 10. fuar. 2 yılda bir yapıyoruz ama bazen yılda bir oluyor. Ve büyük bir rekor, fuara katılan firmaların sayısı 800'ün üzerine çıktı. Artı 20 bin metrekarede bir alanda yapılıyor ve bir rekor bu sene. Dolayısıyla katılımcı yanında fuar ziyaretçilerinde de beklenti, bana söyledikleri 20 bin kişinin ziyaret edeceği söylendi. Dolayısıyla madencilik fuarı giderek gelişiyor ve uluslararası boyut kazandı. Gelecek yıl kömürün önemini vurgulamak için Ekim ayında Pittsburgh Kömür Kongresi'ni burada yapacağız. Dünyanın en önemli kömür kongrelerini bir Türkiye'de yapacağız. Ayrıntıları yakında bütün camiaya duyurulacak. Profesör Doktor Güven Önal, Cevher Hazırlama Sempozyumu'nun da önemine vurgu yaptı. Burada da bilimsel ve teknolojik yenilikler gündeme gelecek ve bu sempozyumun İlk önemli değişimi aşağı yukarı %35 oranında endüstriden bildiri var. Yani yaptıklarını anlatıyorlar yani. Öteki işte %30 civarında üniversitelerden, yüzde aşağı yukarı 25 civarında da yabancı ülkelerden bildiri sunuluyor. 23 tane yabancı ülke katılımı var. Evet, fuar ve sempozyum yüksek katılımla birlikte güzel geçmiş gördüğüm kadarıyla ve birçok orada değinen konulara biz de değineceğiz. Sizler neler söylemek istersiniz bu konuyla ilgili, fuarla ve sempozyumla ilgili? Ben öncelikle başarılı bir fuar geçtiğine inanıyorum. Güven Hocam'ın dediğin gibi gerçekten ilk defa 20 bin metrekareye aşkın bir fuar alanı oluştu. 350 civarında firma katıldı. Dinamik bir katılım var. Bu aynı zamanda bize şunu da gösteriyor. Madencilik sektörü dinamik ama aynı zamanda madenciliğe makine ve tesisat üreten, sarp malzemesi üreten firmalar da gelişiyor. Ve bu firmaların ihracat potansiyelleri de gelişiyor. O anlamda hem ülkemiz için hem de sektör için önemli bir fuar. Başarılı geçti. Dilerim daha nice fuarlarda buluşmak isteriz. Evet,
Celal Bey? Fuarlar sektörler açısından çok önemli. Bu pandemiyle birlikte fuarların öneminin giderek azalacağı şeklinde bir değerlendirme vardı. Öyle olmadığını hep beraber gördük. Fuarlar hala en çok alışverişin yapıldığı, satışların yapıldığı, dünyaya açıldığı, yeni pazarların bulunduğu mekanlar, yani etkinlikler. O anlamda madencilerin de böyle bir fuar yapması madencilik sektörünün önünü açacak bir gelişme diye düşünüyorum. Zaten çok gerilerdeyiz. İnşallah bu tür etkinlikler görüldükçe bu işte ekmek var, Türkiye ekonomisine katkı var diye düşünecek herkes. 6 milyar, 7 milyar dolar civarında seyreden ihracatımız da işte 30-40 milyar dolarlara doğru gidecek diye umut ediyoruz. Evet. Siz de hazır bahsetmişken, ekonomi gazeteci hazır da buradayken bir ekonomi gazetecisi. Evet. Ekonomi boyutunda bir konuşalım, değinelim. Bu yılı nasıl kapatıyoruz ihracat konusunda? Buyurun. Evet, Celal Hocam'ın dediği gibi aslında gerçekten madencilik sektörü bütün ülkelerin aslında en önemli sektörlerin başında geliyor. İki tane temel sektör var zaten bildiğiniz gibi. Biri tarım, birisi de madencilik. Evet. Tarımı geliştirmek için de madenciliğe ihtiyaç var. Yani. Çünkü tarımı işleyen makineler yine madenlerden yapılıyor. Evet. Maden ürünlerinden yapılıyor. Gübre maden ürünü. Ektiğimiz, biktiğimiz, yediğimiz bütün her şeyde madenlerin ve madencilerin katkısı var. Bu anlamda madencilik gerçekten ülkelerin olmazsa olmazı, ülkelerin gelişmesi için de olmazsa olmaz. Ciddi bir potansiyeli var aslında. Celal Bey'in bahsettiği olay gerçekten ülkemizde çok ciddi bir maden potansiyeli var. Ciddi bir ihracat potansiyelimiz var. Katma değerli ürünlere yöneldikçe bu potansiyelin daha da artacağına inanıyoruz. Bu seneyi ne yaptık? İşte biraz önce de açıklandığı gibi Kasım ayı sonu itibariyle yaklaşık 6 milyar dolara ihracatta yaklaştık. 6.5'a doğru 6.5 milyar dolarlık Aralık sonu itibariyle de yakalayacağımıza inanıyoruz bunu. Beklentimiz o düzeyde. Dünyada tabii gevşemeler de var ayrı ama en azından şunu görüyoruz ki potansiyel olarak gerçekten ciddi bir potansiyel. Sanayileri hareket ettiren potansiyel. Bunun yanında madeni sektörüne hizmet eden yan sanayileri geliştiren, makine sanayini geliştiren bir sektör. Bu fuarda zaten onun bir göstergesi olarak ortaya çıktı. Bu sadece bu fuarda değil, mermer fuarlarında da gerçekten dünyaya, Amerika'ya, Meksika'ya, en uç noktaya kadar İsveç'e sondaj satan firmalarımız var. Sondaj makinesi, karot makinesi satan. Şu anda görünüyor zaten. 11 aylık dönemde en çok ihracat gerçekleştirilen ülkeler. Evet. ABD ve Çin. Çin başta. Çin başta, sonra ABD. Çin aslında bütün dünyadaki madencilik sektörünün lokomotifi. Üretici bir ülke gerçekten. Ve dünyada doğal taş dahil, diğer metal madenler dahil en büyük alıcı bütün dünyada Çin. Bizden de bir numara, rakamlara da baktığınız zaman en yakın ABD'nin iki kat üzerinde. İnşallah da artacaktır. İnşallah. Siz ne diyorsunuz bu konuya ilgili? Yani maden ihracatı katma değeri çok yüksek bir ihracat. Yani çıkarıyorsunuz ve satıyorsunuz. Neredeyse %90'ı katma değerli, yani yerli ve milli ürünlerden oluşuyor. Direkt gelir kalemlerine yazılıyor. Keşke bunu daha yukarılara çeksek ve cari açığı aşağı indirsek. Böyle bir şey. Keşke, bir de keşke. Maden ihracatı sadece maden ihracatı olarak görülüyor. Ben sevgili başkanın nezdinde tüm madencileri bu noktada tebrik ediyorum ve onların arkasında durmak gerektiğini düşünüyorum. Farklı dediniz ya, işte böyle farklıyız biz. Yani madencilerin arkasında durmak gerektiğini düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorum? Eğer onlar madencilik sektörünün cam sektörü, örneğin ihracatta Türkiye'nin göz bebeği sektörlerinde mi? Cam olmaz. Yani onlara yazmıyor gerçi. Maden ihracatına yazmıyor cam ama cam olmaz. Seramik mesela. Türkiye seramikte çok önemli bir noktaya geldi falan diyoruz biz. Sevgili başkanın arkadaşları seramik ihracatı yapıyorlar ve o maden aslında değil mi? %90'ı belki 95'i maden yani seramik. Hepsi maden. Baktığımız zaman aslında madenler işte biraz önce de söylediğim gibi sanayinin ham maddesini sağlayan sektör. En büyük şey burada. Gerçekten madenler olmazsa bu ürünler Celal Bey'in dediği gibi olmaz. Tabii cam ki. Yapamayız, seramik yapamayız, demir çelik yapamayız. Mermer mesela. Mermer hadi biraz daha beğeni işi belki ama son derece önemli dünyanın dünyada. Tekstil olmaz yani.
Yani Türkiye'nin en önemli göz bebeği. Telefonlarımız hiçbir şey teknolojiyi yani, kullanamayız tekstil, yani. Tekstil olmaz evet. Ya da tekstil makineleri olmaz. Onu üretemeyiz. Yani bu maden sadece madencilere bırakılacak kadar önemsiz bir iş değil bence. Ben öyle düşünüyorum. Yani çok yalnız bırakıldıklarını düşünüyorum madencilerin. Yani bu noktada kullanan herkesin madencilerin arkasında durması gerekiyor. Yani hepimiz kullanıcıyız. İşte gözlük kullanıyoruz. Şimdi bunu ben bunun bir konfor olduğunu bile düşünmüyorum. Mecburi bir ihtiyaç bu. Yani ben bundan vazgeçebiliyorsam madencileri eleştirmeliyim diye düşünüyorum. Evet. Yani oradan bakmak lazım olaya. Ha yani onun nasıl yapılacağını ayrıca tartışırız. Biraz sonra başkan söyleyecektir belki. Yani o çok ifade, onun altına imza attığım kendi ifadesi ben ondan duydum. Onun için ona mal ettim. Sorumlu madencilik ya da yeşil madencilik diyebilirsiniz buna. Yani sürdürülebilir kılmak, madenciliği sürdürülebilir kılmak. Onlar da bizim kadar ağaçların kesilmesini ya da işte toprakların değerlendirilmesini, onların da çocukları var. Yani sonuçta onlar yok olsun noktasında değillerdir diye düşünüyorum. Olmamalılar da zaten. Madenciliğin devamı da oradan geçiyor. Evet. Aslında baktığı zaman sadece bunlarda değil. İşte deprem ülkesinde yaşıyoruz. Kaliteli agrege lazım. Kaliteli çimento lazım. Binalarımızın doğru olması lazım. Başkan, kimse bilmiyor. Şuna mıcır diyelim. Mıcır diyelim, yani kırmataş hiç kimse, diyelim. Yani yollar olmayacak yani. Maden hiçbir şey olmaz yol, aslında. Yol yani. Köprü, hepimiz geçiyoruz yolların üstünden. Ev, yani çok değil önemli mi? Bir evet. Mevzu. Mesela sürekli şey diyor, gerçekten kırmataş aslında özellikle İstanbul gibi Kuzey Anadolu fayında, Doğu Anadolu inanılmaz bir fay ülkesindeyiz biz bildiğiniz gibi. Ve sağlam yerlerde oturmak zorundayız. Sağlam binalarda yaşamak zorundayız. Bunun dışında hani gözlük dediniz ama bugün sağlık sektöründe, tıp sektöründe, ameliyatlarda kullanılan neşlere kadar maden. İşte kimse olmasın, bir yerimiz kırıldığı zaman çelik takılıyor şeylere, kemiklere. O yüzden hayatımızın her anında ve her yaşamımızın her bölümünde madenler var. Tarihten bu yana kadar. Evet, ona rağmen eleştiriler geliyor ama oraya sonra gelelim. Önce bir istihdamla bir devam edelim isterseniz. Tabii. İstihdam, evet biraz önce de Sayın Bakan Yardımcımız evet. Şeref Bey'in de bahsettiği gibi biz yaklaşık 160 bin kişiye, 155 bin küsür kişiye doğrudan istihdam sağlayan bir sektörüz. Ama bağlı sektörlerle beraber, bir bağlı sektörler dediğimiz zaman neyi kastedeceğiz ama bağlı sektörlerle beraber yaklaşık ekonomiye 40 milyar dolarlık bir katkı sağlıyoruz ve milyon kişiden fazla da istihdama katkı sağlıyoruz. Aslında bu çok ciddi bir rakam. Bunun yanında gözükmeyenler var. Esnaf var, nakliyeleri çekenler var, lastikçisi var bağlı. Vesaire. Yani sanayiler dışında gittiğimiz yörelerdeki yöreye de çok ciddi katkılar sağlayan bir sektör. Aynı zamanda istihdam olarak da baktığınız zaman yöreye istihdam sağlayan, köyden kente geçişi, göçün önüne geçen bir sektör. Aslında bu tür sektör bütün dünyada yok denecek kadar azdır gerçekten. Madencilik bu anlamda da son derece önemli. Çünkü devlette odan yükler de azalıyor. Bugün kente göç olduğu zaman altyapısından, yolundan şeyine, her şeye kadar devlete inanılmaz bir yük düşüyor. Bu da topluma mal oluyor. O yüzden madencilik gerçekten bizlere bırakılacak kadar önemsiz bir sektör değil diye çok güzel bir söz söylediniz. Teşekkür ediyorum sahip çıktığınız için de. Gerçekten öyle. Yani fedakarlık yapmaya varsak, yani konforumuzdan ya da yaşam tarzımızdan fedakarlık yapmaya varsak, madenlere karşı farklı bakalım. Ama hiç kimse fedakarlık yapma taraftarı değil. Yani o noktada öyle hem böyle olmuyor. Yani o noktada farklı şeyler bulmamız lazım. Farklı yollar, yöntemler, yeni arayışlar geliştirmemiz lazım o noktada. Yeni arayışlar ne? Biraz önce başkanın söylediği şey çok önemli. Yani sorumlu madencilik bu bütün dünyada yapılabiliyor. Türkiye'de de yapılabilir. Ki yapılıyor, çok doğru örnekleri var. Yanlış örnekler var mı? Yanlış örneklere başkanla beraber karşı duralım. Her yani. Sektörde var, olduğu gibi oluyor. Yani onlar da yanlış örneklerin olmaması için mücadele ediyorlar. Çünkü onların en çok olumsuz etkilendiği durum. Birlikte yanlış örneklere karşı ya da yanlış yapılmasına karşı duralım hep beraber. Ama konforumuzdan taviz vermeyeceğiz ama madende çıkmasın. Öyle bir şey yok yani, maalesef yok. Keşke olsa. Yani öyle bir şey keşke olsa.
Yok yani öyle bir şey. Ben küçük bir katkı yapmak istiyorum izin verirseniz. Evet, gerçekten bugünkü konforumuza aslında madenler sayesinde ulaştık. Hı-hı. Toplum olarak. Dünyadaki insanoğlu bugünkü refah seviyesine madenlerle ulaştı. Bunu terk edersek, terk etme şansımız var mı? Terk edersek demeyelim, öyle bir şans olmadığını düşünüyorum bu geldiğimiz ortamda. Çok önemli gerçekten ve insanoğlu var oldukça da madencilik var olmaya devam etmek zorunda. Bundan geri gitme şansımız da yok. Yani şimdi siz çok faaliyette bulunuyorsunuz, inisiyatifte de bulunuyorsunuz. Mesela iklim kriziyle de mücadele ediyorsunuz. Yani istiyorsanız iklim kriziyle nasıl mücadele ettiğinize dair bir oraya değinelim. Sonra bir sorum daha olacak onunla ilgili. İklim krizi dünyanın bir sorunu gerçekten. Evet. Aslında kömür hariç diye, kömürün yakılması hariç, hatta üretimde şey değil, genel bütün maden sektörünün iklim krizine etkisi veya karbon ayak izine etkisi %1'ler seviyesinde. Kömürle beraber %7'ye çıkıyor. Burada madenciliğe baktığımız zaman aslında dünyadaki iklim krizinin oluşmasındaki katkısı diyelim ona, ya da verdiği zarar son derece az. %1'lik bir rakamımız var. Kömür hariç bir daha söylüyorum. Orada da farklı bir yönlere yönelmek lazım. Biz ormanları yok eden bir sektör olarak sürekli gündeme geliyoruz. Rakamlarla konuşmak son derece önemli. Aslında bizi gerçekten eleştiren, samimi olarak da çevreye sahip çıkan toplumdaki değerli insanların da bu rakamları göz önüne almalarının önemli olduğunu düşünüyorum. Bildiğiniz gibi ülkemizin yüz ölçümünün yaklaşık %29'u ormanlık alanları kapsıyor. Bize bu ormanlık alanlardan, toplam ormanlık alanların sadece 1/3'ü tahsis edilmiş durumda. 1/3'ü. Bir daha tekrarlıyorum. 1/3'ü tahsis edilmiş durumda. Ve bu 1/3'ü... Görüyoruz, 1/3. 1/3'ün içinde de yollarımız var, enerji nakilatlarımız var, şantiyelerimiz var, altyapı tesisler var vesaire. Kazılan alanlara baktığınız zaman bu %1'lik, özür diliyorum, düzeltiyorum, 1/1'lik bir orana tekabül ediyor. Kazı yapılan alanlar. Kazı. 1/1'e tekabül ediyor. Bu aslında son derece düşük bir rakam diye görüyoruz. Şu anda görüyoruz, yüz ölçüm 780.000'e işte 825. Evet, bu da bütün toprak alanlarımızda kazılan alanlar 825. Bu da 1/1 oranında. Bu da tarım arazileri de, orman da dahil. Bu da genel bir rakam. Son derece önemli bir rakam. Yani biz gerçekten de ormanları yok etmiyoruz. Burada enteresan bir araştırma var aslında 2010 yılında. Türkiye madencilik sektörünün sorunlarının ne olduğunu araştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araştırma komisyonundaki rapor Mayıs 2010'dur. Mayıs 2010'daki raporda toplamda kesilen ağaçların sadece 1/100'ü madencilik için kesiliyor. Meclisteki kayıtlıdır bu. Yanılmıyorsam sayfa 585'ti, şey yapabilirim ama bu son derece önemli. Bir daha tekrarlıyorum. Sadece 1/100'ü kadar ağaç kesiliyor madencilik için. Madencilik alanlarına baktığınız zaman zaten özellikle doğal taş üretiminde kullanılan alanlarda rakam ağaçlar zaten yok denecek kadar az. Ya bozuk baltalık ya ağaçsız yerler. Çünkü dışarıda zaten taş. Taş var, yetişmiyor orada çoğunda. Evet. Büyük çoğunluğunda. Ve inanılmaz düşük bir rakam. Ama bu fındık kabuğunda fırtınalar kopartılıyor. Lütfen rakamları ormandan da alın. Efsanesi var o konuda. Yani, evet. Dün İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Rüstem Çetinkaya önceki gün bir rakam verdi. Belki şeydir, yanlış hatırlayabilirim. Başkanım düzelsin beni. Bu enerji nakil hatları vardır, bilirsiniz. Evet. Enerji nakil hatları dolayısıyla da ağaç kesiliyor. Hı hı. Yani mecburen onların altında ağaç olmaması gerekiyor. Onun için kesilen ağaç bir daha yetişmiyor. Bu maden için kesildiği zaman tekrar rehabilite edilmek zorunluluğu var zaten. Doğru. Ama bırakın ikisinin de bir daha yetişmediğini düşünün. O kadar madencilerin kestiği ağaçta. Yani enerji nakil hatları için kesilen ağaç kadar madencilik sektörünün maden çıkarılması için kestiği ağaç. Sadece ağaç meselesi de değil. Tabii bu ağaç meselesi şehir efsanesi. O ayrı bir şey.
Şimdi şurada oturuyoruz. Burada cam var. Evet. Bu cam olmasaydı ne olacaktı burada? Ağaç olacaktı değil mi? Yani bu herhalde bir ağacı bu ancak karşılar. Bir ağacı kesip buraya yatırmış olacaktık. Ya da oturduğumuz sandalyeler. Bunlar ahşap olacaktı. Yerlerdeki şeyler, kameranın şeyindeki ahşap olacaktı. Bak kamerayı oraya yüklüyoruz. Yani şu anda şurada gözlemlediğimiz şeylerin hepsinin ağaç olduğunu düşünün. Herhalde bir 100 ağaç kesmiş olacaktık buradaki şu yapıyı oluşturmak için. Tabii. Yani böyle bakmak da gerekiyor olaya. Böyle bakmazsak sorunu çözemeyiz. Diğer söylediğiniz şey çok önemli. Sevgili Başkan da o konuda çalışmalar yapıyor. İklim kriziyle ilgili yapılan çalışmalar noktasında da madencilik sektörünün pozitif katkısı var. Herkes negatif diye böyle bir algı oluşmuş vaziyette. Ben yaklaşık 18 yıldır küresel ısınma kurultayı yapıyorum. Yani iklim kriziyle ilgiliyim. Biz başladığımızda hiç kimse iklim krizi neymiş falan noktasındaydı. Şimdi orada neyi savunuyoruz biz? İklim krizine karşı mücadele için yenilenebilir enerjinin kullanılması. Peki yenilenebilir enerjiyi nasıl elde edeceğiz? Güneş panelleriyle. Neden yapılıyor güneş panelleri? Madenden yapılıyor. Evet. Rüzgar gülleri neden yapılıyor? Madenden yapılıyor. Yani ya da işte iklim krizine en çok yol açan şey ne? Fosil yakıtları dolayısıyla otomotiv sektörü. Otomotiv sektörünü biz elektrikli ya da işte pilli hale getirmek için ne kullanmamız gerekiyor? Lityum kullanmamız, yani maden kullanmamız gerekiyor. Öyle değil mi başkanım? Aynen, evet. Maden. Yani neresinden bakacaksınız olaya diye düşünüyorum. Yani yenilenebilir, yani iklim kriziyle mücadelenin en baş aktörü yenilenebilir enerjiye geçmek. Yenilenebilir enerjiye geçmek için maden kullanmak zorundasınız. Hem de çok yoğun bir maden kullanımında bulunmak zorundasınız. Şimdi yenilenebilir enerjiyi savunacaksanız madenlerin çıkarılmasını da savunmanız gerekiyor. Öyle değil mi? Yanlış mı söylüyorum başkanım? Evet, ben hatta bir ilave yapayım. Yani kullanmak derken... Evet, bir ilave yapın, sonra küçük bir reklam arası vereceğiz çünkü. Olur, yapayım. Bugün rüzgar santrallerinde normal 8 katla 12 kat arasında daha fazla maden kullanıyorsunuz. Bir termik santrallere göre veya doğal gaz santrallerine göre, elektrikli otomotivlerde veya elektrikli araçlarda da normal araçlara göre 5 kat fazla daha madene ihtiyaç var. Şu anda görüyoruz ekranda. Bu da gerçekten baktığınız zaman madenciliğin yeşil dönüşümde de iklim krizinde de olmazsa olmaz bir sektör olduğunun baş göstergesi diye noktalayayım. Evet, herhalde sonra, reklam verdik sonra. Küçük bir reklam arası vereceğiz. Sonra tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam edecek. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı'nın sunduğu Yaşam ve Maden devam ediyor. Merhaba tekrardan sevgili seyirciler. Yaşam ve Maden programına kaldığı yerden devam ediyor. Bugün konumuz sürdürülebilir gelecek için sorumlu madencilik. Bunun için değerli konuklarımız var. Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Ali Emiroğlu ve Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği Genel Başkanı ve Ekonomi Gazetecisi Sayın Celal Toprak. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeşil enerjiyle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mıydı Ali Bey? Evet, çok kısaca değinmiştim. Gerçekten yeşil dönüşüm için madenlere ve 5 ile 12 kat arasında değişen oranlarda ihtiyaç var. Gerek elektrikli otomotivlerde, gerekse yeşil enerji dediğimiz güneş enerjisi, santral, rüzgar santrallerinde çok daha fazla madene ihtiyaç var. Yani yeşil dönüşümü sağlanacaksa bunu da madenlerle sağlayacağız. Bu kesinlikle böyle. Evet. Burada ben biraz önce Celal Bey'in söylediği konulara da değinmek isteyeceğim, çok izin verirseniz kısa. Burada ormanlarla ilgili izin alanlarına değindik vesaire. Aslında ormanlara baktığımız zaman biz reel bir sektörüz. Geçmişte de kömür bulundu. İşte Uzun Mehmet Zonguldak'ta buldu. İstanbul kömürleri buldu. Trakya kömürleri. Bütün dünya aslında şeydi. Kömür enerjiye dönüştürüldü. Enerji aynı zamanda hem elektrik hem de yakıt olarak kullanılan, ısınma amaçlı kullanılan olarak kullanıldı. Bugün birçoğumuz sobalı evlerde büyüdük. Bugün kömür olmasaydı acaba İstanbul'daki kuzey ormanları kalacak mıydı? Trakya'daki ormanlar kalacak mıydı? Yok, olabilirdi. Buna gerçekten bir düşünmek lazım. Biz reel bir sektörüz. Madenciler olarak biz reel bir sektörüz. Reel üretim yapıyoruz
ve bütün ülkenin yeraltı zenginliklerini de toplum adına çıkartıyoruz. Bugün hiçbir ülke yok ki yeraltı zenginlikleri olsun ve bu yeraltı zenginliklerini de işlemeyerek beklesin. Böyle bir ülke yok. Bugün evet. Bütün ülkeler, gelişmiş ülkelerin baktığınız zaman Kanada, Avustralya, Amerika Birleşik Devletleri, bunlara baktığınız zaman bütün hepsi madenlerini işleyerek bir yere gelmişlerdir. Hı hı. Ve onların hala ülkelerindeki gayri safi milli hasıldaki yerleri %4,5 ile %15 arasında değişmektedir. Hı hı. Biz de 1,5'lar seviyesine bunu mutlaka yükseltmek zorundayız diye noktalayayım. Sonra Celal Bey ne düşünür bilemiyorum ama yani, o konuda. Katılıyorum başkanım, ben size her konuda katılıyorum. Yani biraz önce söylediğim gibi eğer yeşil enerji, iklim krizini önleyecekseniz yeşil enerjiye ihtiyacınız var. Yeşil enerjiyi sağlamanız için madenleri kullanmak zorundasınız. Hem de yoğun bir şekilde madenleri kullanmak zorundasınız. Bunun altını çizmek gerekiyor. Burada eğer bir çelişki görüyorsanız, yani hem yeşil enerjiyi kullanıp hem madenler olmasın diyorsanız, nasıl o üçüncü bir yolu anlatmanız gerekiyor. Ben bilmiyorum. Doğru. Mesela o yolu. Bilen birisi varsa onu anlatsın bize. Yani güneş panelleri yapılsın, rüzgar gülleri yapılsın, elektrikli otomobil yapılsın ama madende çıkmasın. Diyorlarsa bunun da nasıl olacağını ben bilmiyorum. Evet. Bunun nasıl olabileceğini de söylemeleri gerekiyor. Hı-hı. Hep birlikte yani bunun nasıl olacağı konusunda bizi bilgilendirmesi gerekiyor bunu söyleyenlerin. Şu ana kadar ben bu konuda bir şey almadım. Yani bir bilgi almadım. Hatta yeşil enerjinin sağlanması için yoğun bir şekilde madenlerle ilgili çalışmanın yapılması gerektiğini biliyorum. Çünkü güneş enerjisi, işte paneller vesaire hepsi yoğun madene dayalı sektörler. Buradan baktığınızda olayı farklı görüyorum. Benim pencerem böyle bakılıyor. Başka türlü bilen varsa onların da bize anlatması gerekiyor. Ya da hep beraber yeşil enerjiye hayır diyelim. Mesela öyle de bir yöntem olabilir. Biz güneş panellerine karşıyız, rüzgar güllerine karşıyız. Bunları madenden yapılıyor, madenlerin çıkmamasını istiyoruz. Bunlar da yapılmasın deyip enerjiyi nereden sağlayacağımız. Ya da enerjiye de karşıyım ben, hiç enerji olmasın. İşte mum ışığında ısınabilirim ya da yaşayabilirim diyorlarsa ona da olabilir. Yani burada bizim bir konsensus bulmamız lazım. Başkanım yine o fikrine alıntı yapmak istiyorum. Sorumlu madencilik dediği şeyi hepimizin geliştirmesi lazım. Yerel yönetimle, merkezi otoriteyle, sivil toplum örgütleriyle, işte madencilik sektöründe iş yapan iş insanlarıyla, bu sektördeki işte maden mühendisleriyle hepimizin bir konsensus bulması lazım. Öyle bir madencilik yapmalıyız ki biz hem işte yeşil enerjiye altyapı hazırlayacak bir madencilik, hem de mümkün olduğu kadar bunun sürdürülebilir olmasını sağlayacak bir anlayış. Bunların ikisi birden oluyor mu? Dünyada oluyor. Yani var örnekleri. Evet. Türkiye'de de oluyor. Türkiye'de de oluyor. Bu örneklerin üzerinde durup bunların geliştirilmesine, bunların oluşturulmasına, bunların dışında kötü örneklerin yapılmamasına hep birlikte karşı durmamız gerekiyor. Şimdi bu kadar Ali basit Bey'e de yani. Çok teşekkür ederiz bakış açınızdan dolayı ki katılıyorum size. Şimdi bu kadar sorumlu madencilik konusunda yani yaptığınız, başlattığınız inisiyatiflere rağmen bu kadar eleştiriler alıyorsunuz. Size sormak istiyorum. Onları siz bunu eleştirmiyorlardı nasıl, sizi nasıl? Sizi de eleştiriyorlar mı başkanım? Yani nasıl bu eleştirileri genel anlamda siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya da yeterince kendinizi ifade edemediğinizi düşünüyor musunuz? Ya da yeterince bu kendinizi ifade etme platformları mı yok acaba? Şimdi algımız maalesef iyi değil. Evet. Burada tabii bizim de eksiğimiz var. Biz yaptıklarımızı yeterince topluma ve kamuoyuna anlatamadık. Diğer sivil toplum kuruluşlarına anlatamadık. Eksiğimiz var bu konuda. Bunu da son yıllar tamamlamaya uğraşıyoruz ama tabii bu hızla olmuyor maalesef. İlk başta da söyledim ya, biz reel bir sektörüz. Biz üreten bir sektörüz. Evet. Biz gerçekten doğanın bütün zor koşullarına rağmen
yer altında, yer üstünde sıcak evde oturmuyoruz ve oralarda çalışıyoruz. Çalışma arkadaşlarımız gerçekten büyük fedakarlıklar yapıyor. Doğru. Bilinmeyenlerle uğraşıyorsunuz. Doğayla mücadele etmek, doğadan bir şeyleri almak o kadar zor ki aslında baktığınız zaman. Çünkü Allah'ın yarattığını oradan çıkartacağız ve topluma sunacağız. Değişkenlikler var. Bütün bunlara rağmen okların hedefindeyiz gerçekten. Maalesef. Burada değerli hocamın da söylediği gibi konsensusun olması lazım. Bir sektöre tamamen topuyla karşı çıkmak kadar yanlış bir şey olmadığını düşünüyorum. Bizde aslında baktığınız zaman madencilikte iyi örnekler gerçekten çok fazla. Var. Gerçekten var. Çok fazla. Yani bunda hatalı olanlarımız yok mu? Tabii ki var. Bütün sektörlerde olduğu gibi. Evet. Bizde de var. Bir şey olarak bakalım mesela. Bizim 2000 yılına kadar ülkemizde altın olmadığı söylenirdi mesela. Hı. 2000 yılda ilk defa Bergama ile gündeme geldi altın madenciği. O zamanki protestoları düşünün. Zeytinlikler yok olacak, tarlalar çocuklu olmayacak, sakat doğacak. Köprülere bağladı insanlar kendilerini olmasın diye. Şu anki biz basını da götürdük en son mesela Bergama'ya götürdük. Hala da bütün çevre kuruluşları davetlimiz olsun. Orası işleyen diğer yerler, mermerinden, bakırından, altınından ne varsa buraları gerçekten gezdirelim. Doğru olan şeyleri yansıtalım. Bunları topluma yansıtmak zorundayız. Bugün madencilik biraz önce de Celal Hocam'ın dediği gibi geçici bir faaliyet. Bugün madenleri olduğu yerde işletmek zorundayız. Başka bir şansımız yok. Nerede buluyorsak orada işletmek zorundayız. Bunu taşıma şansımız yok. Orada işleteceğiz. Ve oranın üzerinde ağaç varsa evet ağaç kesilecek ama onun yerine iki katını dikeceğiz. Biz zaten bunun bedellerini ormana gerçekten fazlasıyla da ödüyoruz şey olarak. Ama bu arada da madenleri de hem sanayinin, hem toplumun, hem bu ülkemizin ekonomisine kazandırmak zorundayız. Rehabilitasyon son derece önemli. Biz ormandan aldığımız alanları da bittikten sonra rehabilite ediyoruz. Evet, görüyoruz. Ve, güzel örnekleri başlıyoruz. Var zaten. Şimdi mesela Bergama'nın 8 yıllık bir ömrü vardı, işletme ömrü. 8 yıl sonra buraya şu an gidin, zeytin üretiyorlar ve zeytinyağı üretiyorlar. Fıstık çamları, üzüm bağları. İşte bugün gidin kömür ocağında, Aydın'daki bir özel işletmeye, şirkete ait kömür ocaklarında üzüm bağları, zeytinlikler, inanılmaz sebzeler, inanılmaz şeyler var. Ve zeytinyağı üretiminde çıkardıkları zeytinyağı dünyada birincilik aldı. Ve hala da işletme devam ediyor. İşi biten yerleri rehabilit ettiler. Rehabilitasyon önemli. Bu bütün duyarlılıkların arttığı hem dünyada, hem ülkemizde duyarlılıkların arttığı bir dönemde de toplumda haklı olarak geleceğine ilgili kuşkular duyuyor. Biz de madenciliği gerçekten nasıl yapmalıyızı her zaman zaten inceliyoruz ve şey diyoruz. Ve bunu hem sektörümüze hem ülkemize de yerleştirmeyi hedefliyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz. İşte bu bakış açısı altında sorumlu madencilik inisiyatifini biz ele aldık ve böyle bir inisiyatifi başlattık. Burada da dünyada bu işi nasıl yapıldığını, neler yapıldığını, nelere dikkat edildiği ilgili çalışmalar yaptık, incelemeler yaptık. Bilimsel akademik bir kurum oluşturduk. Şirketlerden, üniversitelerden oluşturduk ve bu inisiyatife adım attık. Burada 4 tane temel ilke var. Bir numarası sağlık ve güvenlik. İkincisi doğa ve ekosistem. Üçüncüsü toplumsal ilişkiler ve yerel kalkınma. Dördüncüsü de iş etiği ve şeffaflık. Bunlar gerçekten 4 temel ilkemiz. Olmazsa olmaz. Tabii bir numaralı her zaman insana ve ikincisi de çevre. Yani önce insan, sonra çevre, sonra madencilik ilkesiyle hareket etmeye ve bunu hem sektörümüze de hem de toplumda da benimsetmek için de mücadele ediyoruz. Bu örneklerin, iyi örneklerimiz gerçekten çok var. Bunların artması için de mücadele ediyoruz. Ama temelde bu 4 tane ilkemiz var. Şimdi insan odaklı madencilik, yani önce insanın güvenliğini düşünen hareketle madencilik yapmak çok önemli. Biz artık madenlerde
insanlarımızın hayatını kaybetmesini ya da sakat kalmasını istemiyoruz. Bunun minimuma hatta sıfır hataya indirilmesini talep ediyoruz. Bu doğrultuda da önemli çalışmalar var. Teknoloji bu konuda çok yardımcı oluyor. O konudaki gelişmeleri madencilik sektörü de yakından takip ediyor. Şöyle bakıyorum ben. Eğer insan hayatını dikkate almayan bir madencilik yapacaksanız yapmayın. Yani o bir insanın hayatının karşılığına gelecek bir maden şeyi yoktur diye düşünüyorum. Yani orada hani maliyetler yükseliyor vesaire, bundan dolayı bunu da göz ardı edelim diye düşünülüyorsa onun yapılmamasından yanayım ki yeni dönemde yeni bakış açısında madencilik sektörünün önemli isimleri de sevgili başkan başta olmak üzere buna çok titiz ve dikkatli davranarak önem veriyorlar. Evet. O noktada hep beraber bunun arkasında durmalıyız. Hı. Bunun dışında hareket eden sektörden ya da başka birileri varsa onların onların dışlanması ya da hatta sektöre sokulmaması için elimizden geleni hep beraber yapmalıyız. Komple bütün madenciliği hedef alan bir şey yaparsan arada onlar da kaynıyorlar. Hı hı. Rahat ediyorlar. Yani onlar da bu arada kamuya çok önemli bir görev düşüyor tabii. Yani biz söylüyoruz, sevgili başkan söylüyor, sektör söylüyor ama kamunun madencilikle ilgili yer altında büyük şeylerimiz var falan demek de olmuyor bunu. Yani hem maden çıkaranları çok iyi denetleyerek, hı hı, hem de kamuoyunu bilgilendirerek bu konuda çok önemli bir rol oynaması gerektiğini düşünüyorum. Hı. Kamu da bu konuda çekiniyor adeta. Yani işte ruhsatları vermeyerek en kolay iş olduğunu düşünüyor. Verme ruhsatı, rahat et vaziyetinde oluyor. Onun için kamunun burada çok aktif rol oynaması gerektiğini düşünüyorum. O noktada madencilikle ilgili bakanlık kurulması önerileri zaman zaman gündeme geliyor. Bilmiyorum başkan o konuda ne ifade etmek, ne söylemek ister ama böyle bir şey olabilir. Çünkü şeyin arasında kaynıyor. Yani madencilik hangi bakanlığa bağlı, hangi şey ya da madencilik olayına nasıl bakılmalı noktasında ona odaklanmış bir maalesef bir bakanlığı yok madenciliğin. Olmalı mı? Evet, olmalı. Çünkü ben madenciliğin 6 milyar dolarlık bir ihracat noktasında olduğunu düşünmüyorum. Mesela baktığınızda madencilik çimento ihracatını da bünyesine almalı. Seramik ihracatını da bünyesine almalı. Hatta otomotiv ihracatından pay almalı. Evet. Yani öyle baktığınızda madencilik sektörünün ihracatı nereye varır? Ben hesaplamakta zorluk çekiyorum. Yani her şeyin içinde maden var. Maden yoksa onların ihracatı da yok noktasından bakarsanız maden ihracatı öyle işte 5-6 milyar dolar ya da 7 milyar dolarlık bir seviyede değil. O zaman ona daha farklı bakmak lazım. Daha farklı noktadan yaklaşmak lazım. Türkiye ekonomisi için önemi de artıyor. Hı hı. Yani orada şimdi 6 milyar dolara çimentoyu, seramiği, işte camı vesaireyi koyduğunuzda ne olur bilmiyorum. Yani 20 milyar, 25, 30 milyar bir numara olursunuz belki de maden ihracatı. Evet. 40 milyar dolarlık bir katkı olduğu hesaplanırken. Evet, yani öyle baktığımız gerçekten zaman madenciliğin sadece sektörü kapsayan bir iş olmadığını ifade etmeye çalışıyorum. Onun için yani onların yalnız bırakılmaması gerektiğini, daha doğru yapılması noktasında hiçbir itirazım yok. Hı hı. Yani yanlış yapılanların karşı durulması noktasında hiçbir itirazım yok. Ama bunu yapmayalım, yani bu sektörü yok edelim, yani yok olsun bu sektör, olmasın deme şansımızın olmadığını düşünüyorum. Yani o zaman bunu deme şansımız yoksa en doğrusunu yapmak için hep beraber önce söylediğim gibi. Hep beraber hareket etmeliyiz. Evet, konsensüs yani dediğiniz olay son derece önemli gerçekten. İzin verirseniz ben ileride tabii yapmak ki isterim. Tabii ki. Evet, bahsettiğiniz gibi ihracat evet 6-6,5 milyar dolara dayanıyor. Hı-hı. Ama baktığınız zaman bağlı sektörlerle bu gerçekten son derece yüksek. Aslında altın üretimi var. 2 ile 2,5 milyar dolarlık bir üretimiz, hı-hı, var. Bu bunun içinde değil. İthalatı kısıyorsunuz aslında yurt dışından aldığımız.
Onun dışında bor ve bor türevlerindeki yaklaşık 1 milyar dolar. O da yokmuş madencilik içinde. O gelmiyor. Çok az bir kısmı var şeyde. Evet. Yok. Onun dışında doğal soda dediğimiz soda küllerinin 1 milyar doların üzerinde ihracatı var. O da yok. Şeylerin içinde. İşte farklı NACE kodlarına girdiği için bu sektörlerin şeyleri. Ben orada art niyetle olabilir mi diye düşünmeden edemiyorum. Yani böyle nasıl oluyor bu iş diye. Bilmiyorum. Yani niyet, siz daha iyi biliyorsunuz. Art niyet aramıyorum artık o işte de. Ama bu işlerin de toparlanması ve gerçekten madenciliğin gerçek büyüklüğünün de ortaya çıkması önemli. Niye önemli? Küçük gözüküyoruz. Aslında biz bu kadar küçük değiliz. Bizim çok sektör kapsamlı. Gerçekten çok kapsamlı. Evet. Ve madencilik olmazsa emin olun ki burada birçok sektör yürümeyecektir. Cam yürümeyecektir. Seramik yürümeyecektir. Türkiye'nin işte baktığınız zaman seramik kili bir tek Şile'de var. Evet, değil mi Şile? Bir tek Şile'de var Şile. Yani karşı çıkılıyor vesaire ama başka alternatif yok. Alternatif neresi? Ukrayna killeri. Kendimizin kendi çıkarmayacağız. İthalat mı yapacaksın? Yani, evet. İthalat yapacaksın. Ama döviz demek yani o da. Şimdi bizim gerçekten madencilik olarak potansiyelimiz ülkemizin cari açığına da etki edecek, dış ticaret açığını küçültecek bir potansiyele sahip. Şimdi bir yere gittiğimiz zaman orada madencilik yapılırken oranın toplumsal olarak o yörenin de kalkınmasına mutlak ve mutlak katkıda bulunmak zorundayız. Orada ne yapılıyor, ne ediliyor, tarımını nasıl geliştirebiliriz, farklı neler yaptırabiliriz, eğitimine, okullarına vesaire nasıl katkıda bulunabiliriz? Mesela bakır işletmeleri herhalde çok güzel bir örnekmiş bu konuda bilmiyorum ama. Bakır var, altın işletmeleri var efendim Çukurunda, Uşak'ta. Yani yerel kalkınmayı siz sağladığınız zaman o adam diyor ki benim madenimi alıp gidiyorlar bunlar. Bana ne faydası var? Ona da dokunması. Yani hemen yanı başındaki köye de dokunmasında. Ona dokunduğunuz zaman zaten sıcak ilişkiler gelişiyor. Bunu sağlamak zorundayız. Biraz önce de dediğim gibi madenler geçici faaliyetler. 8 sene, 10 sene, 20 sene. Rezerv bittiği zaman terk ediyorsunuz. Bunu doğru şekilde rehabilit etmek zorundayız. Ki bununla taahhütlerimiz var. Yapıldı. Ve aynı zamanda o yörenin insanların da bu maden kapandıktan sonra, ki madene bağlı ekonomiler gelişiyor o dönem, maden kapandıktan sonra da hayatlarındaki refah seviyesi gerilemeden devam etmelerini sağlayacak altyapıyı oluşturmak zorundayız. Böyle bir görevimiz var. Önemli, şeffaf, önemli. Evet, çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınızdan dolayı. Maalesef program yetmedi. Aslında daha konuşulacak çok şeyler vardır. Gerçekten ufkumuzu ve seyircilerimizin ufkumuzu açtığınızı düşünüyorum. Yeni yıl mesajlarına gelmeden önce 4 Aralık Madenciler Günü nedeniyle Türkiye Madenciler Derneği olarak bir toplantı düzenlemiştiniz. İsterseniz onu bir izleyelim. Orada bir sürpriz bir konuk vardı, onu söylemeyelim. İsterseniz görüntülerde görelim, izleyelim. Buraya bakalım. Büyük bir sürpriz olmuş. Madencilerin duayeni Doktor Sadrettin Alpan'ın orada görmek çok değerliydi. Kendi onun kitabını da isterseniz size takdim edelim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Tabii Sadrettin Hocam gerçekten ömrünü hayatına madenciliğe adamış ve çok değerli katkılar vermiş bir üstadımız. Onu saygıyla tekrar selamlıyorum. Sağlıklı uzun ömürlü olsun. O gün oğlu da geldi. Sağ olsun, o da babasının yanında. Bir söz aldık. Bir gün bize kısa da olsa gelecekmiş. Bakalım inşallah. Siz 2023'te. Kasap oldu olayı değil mi? Yani siz böyle şey, vefasızlığı semt olmuyor. Evet. Yok. Evet, vefalıyız biz. Doğru. Evet. Vefalıyız. Bütün eski başkanlarımızı da ağırladık. Her zaman da ağırlayacağız. Bugüne geldiysek onların verdiği emeklerle, katkılarla geldik. Onlara da saygıyla selamlıyorum hepsine. İşte her şey gönlümüzce olur inşallah. Bundan sonra da başarınızın da devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Yeni yıl mesajlarımızı da alalım. Yani şimdiden yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yılınız kutlu ve mutlu olsun. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Özellikle madencilik sektöründe, madem bu maden programı yapıyoruz. 2023'teki beklentilerinizi isterseniz kısaca bir alalım. Yeni yıl mesajı olarak. Sonra sizden
yeni yılın 2023 olacak. Beklentilerimiz aslında dünyadaki belirsizlikler maalesef devam ediyor. Bir yandan savaş, ticaret savaşları, resesyon, ihracat yaptığımız ülkelerdeki yavaşlamalar son derece bizi olumsuz etkileyecek, etkileyeme potansiyeline sahip. O yüzden de 2023'te gerçekten bir öngörü yapmamız çok kolay değil ama en azından 2022 yılındaki yapacağımız final rakamlarını da tutturmak istiyoruz. Bu son derece önemli. Bu arada çok kısa şeye de değineyim. Evet, bu arada sektörün de böyle kriz dönemlerinde de ağır koşullarında hafifletilmesi gerektiğine de inanıyorum. Büyük potansiyelimiz var. Bu ülkenin geleceğinin temelinde yine madencilik var. Ben bu vesileyle 2023 yılının hem sektörümüze hem ülkemize tüm dünya insanlığına sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini diliyorum. Barış rüzgarlarının dünyada esmesini diliyorum. İnşallah. Herkesin yeni yılını kutluyorum, yürekten kutluyorum. Teşekkür ederiz. Buyurun Celal Bey. Güzel bir yıl olsun. 2023, Cumhuriyetimizin 100. yılı. Böyle bir yılda madenciler de ülkenin bu noktalara gelmesinde büyük katkıları oldu. Umarım 2023'ten itibaren yeni yüzyılda da aynı katkıyı gösterirler. Türkiye bildiğim kadarıyla 80-90 civarında madene sahip dünyanın ender ülkelerinden biri. Böyle bir avantajı var. Böyle potansiyeli olan ülkeler 50 milyar dolar, 40 milyar dolar ihracat yapıyorlar. Bizde neden olmasın diye düşünüyorum. Onun için zenginleşmemize daha fazla katkı versinler. Onlardan çok şey bekliyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür evet ederim. Sevgili seyirciler, yeni yılımız kutlu olsun. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, Yaşam ve Madeni sundu.